Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tarık Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenciyim ve bugün bu videoda sizlerle beraber bazı konu başlıklarına değineceğiz. Önemli bulduğum konu başlıklarına. Nedir bunlar? 2023-2020'ye benzer mi? 2020'de de biliyorsunuz konular çıkartılmış, 12. sınıfın ikinci dönemim. Peki 2020 nasıldı? Sınava bizzat girmiş biri olarak 2020 sınavını sizlere biraz anlatacağım. 2023 kolay mı olur? Zor mu olur? 2020 sınavının zorluğu nasıldı? Bunlara değineceğiz. Sonrasında konuları ne zaman bitirmeliyiz? Buna değineceğiz. Çünkü biliyorsunuz önemli bir miktar konu çıktı AYT'den. Seri denemeleri ne yapalım? Buna değineceğiz. Ve sınavın ertelenme mevzusuyla ilgili bazı söylentiler var biliyorsunuz. Hadi vakit kaybetmeden videoya başlayalım. İlk meseleyle başlayalım. 2023 YKS 2020'ye benzer mi? 2020'de de biliyorsunuz arkadaşlar pandemiden dolayı 12. sınıfın 2. dönem konularını kaldırmışlardı. ...kimisi sevindi, kimisi üzüldü. Çalışanlar vardı, onlar, o konuları halledenler vardı. Daha oraya geçmeyenler vardı. Yani sınavdan önce kimisi sevindi, kimisi üzüldü. Böyle şeyler yaşandı. Sınav anında ne oldu? Sınavın zorluğuyla ilgili. Garip bir şekilde 2020 sınavı ÖSYM standartlarının biraz altında geldi. Biraz değil, hatta belki bayağı altında geldi. Kolay bir sınavdı yani. Gerçekten, hani şöyle söyleyeyim. Ben girdim, hiç matematik çalışmamış biri olarak tıp fakültesindeyim. AYT matematik falan çalışmadım. Ama girdim matematiği fullledim. Mesela hiç çalışmadan bence fullenememeli matematik. Tamam 12. sınıfta çok iyi çalışmıştım ama araya bir zaman girmişti sonuçta. Öğrenciler çok mutlu oldular sınav çıkışı. Kendilerinin çok iyi yaptığını düşündüler. Ama gerçeğin aslında öyle olmadığı ne zaman anlaşıldı arkadaşlar? Sınav sonuçları açıklandığında anlaşıldı. Herkes yüksek yüksek netler yaptı. İşte o sıralama sitelerine girip netlerini yazdılar. 5000 sıralama gözüküyordu. Havaları uçuyordu. 15000 geldi. 10000 sıralama gözüküyordu. 20000 bin, bin geldi. Yani oraya girdiği sıralamalardan çok çok daha düşük sıralamaları e, sonuçların açıklandığı gün gördü. 2020'de sınava giren arkadaşlar ve büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Benim de mesela kız kardeşim eşit ağırlıkçıydı. 2000 gözüküyordu yanlış hatırlamıyorsam. O sitelere girip baktığımızda. 6000 geldi. Marmara hukukta şu an. Ha şu an mutlu mesut ama ben ona hep dedim bak 2000 gelmeyecek. Çok daha kötü gelecek. Kendini ona hazırla. 2000'e hazırlayıp üzülme dedim. Yani sözüm şu ki sınavın kolay olması arkadaşlar aslında sizin iyiliğinize olan bir şey değil. Yani bu sizi yanıltmasın. Bu sınav bir sıralama sınavı. Sizin elinize en nihayetinde bir sıralama geçecek. O yüzden sınavın bir standardı olmalı. Belli bir standardı olursa o zaman istediğiniz, hak ettiğiniz yere ulaşırsınız. Çok kolay olursa veya çok zor olursa bu iyi bir şey değil. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. 12. sınıfın ikinci dönem konularının kalkması sınav zorluğunu nasıl etkiler? Şimdi arkadaşlar bu konuların kalkması sınav zorluğunu etkileyebilecek bir şey değil. 2020'de evet kalktı, kolay sordular. Hani bu senede belki bu deprem felaketinden dolayı öğrencileri çok yıpratmamak adına böyle bir şey yapmayı tercih edebilirler mi? Edebilirler. Ama bunu yapıp yapmayacaklarını da bilemeyiz. Belki 2021-2020'den çok akıllandılar. 2020'de öyle yaptıklarındaki çok yığılmaları gördüler. Ve bu sene öyle bir şey yapmayı tercih etmeyebilirler. Mesela 2021'de ben yine girmiştim. Adamlar gidip polinomdan olimpiyat sorusu sormuştu. Herkes böyle baka kalmıştı. Kimse yapamamıştı. Yapanlar varsa selam olsun. Ben yapamamıştım açık konuşayım. Yani polinomdan da trigonometriden de fonksiyondan da çok zor. Kimsenin çözemeyeceği sorular yine... Çıkar mı? Çıkar. İlla zor sorular limit türevi integralden gelecek diye bir şey yok. Dolayısıyla sınav zorluğuna dair kendinizi yine hayallere kaptırmayın. Bir diğer söylenti arkadaşlar sınavın ertelenme mevzusu. ÖSYM bazı sınavları erteledi. İşte MSU gibi, ne gibi, TUS gibi mesela tıpta uzmanlık sınavı biliyorsunuz. Bu sınavlar bir ay kadar ertelendi. Ama mesela TUS 26 Mart'taydı 15 Nisan'a ertelendi. Hani yakında aslında o yüzden de ertelenmiş olabilir böyle düşünelim lütfen. YKS nerede? Haziran'da biraz daha uzak gibi geliyor. Ertelenir mi? Ertelenmez mi? Bununla ilgili bir resmi açıklama var mı arkadaşlar? Yok. O zaman bizim şu an ertelenmez kabul edip çalışmalarımızı planlamalarımızı ona göre yapmamız lazım. Eğer ki sen ertelenecekmiş gibi düşünürsen ortada böyle bir haber yokken planlarını ona göre yaparsan ve ertelenmezse ne olacak? geçmiş olsun tüm planlar alt üst suya düşecek. Ama ertelenmeyecekmiş gibi çalışırsan ve ertelenmezse sıkıntı yok. Ertelenirse tamam fazladan biraz daha çalışırsın. Şimdi konuları ne zaman bitirelim ve bu seri denemeleri ne zaman nasıl çözelim mevzusuna geleceğim arkadaşlar. Ama oraya gelmeden önce sizlere mutlaka çözmeniz gereken bir kaynak tavsiyesi yapmak istiyorum. Kaynağımız paraf yayınlarının işlemsiz fizik soru kütüphanesi arkadaşlar. Biliyorsunuzdur, bilmiyorsanız da öğrenin. ÖSYM artık fizikte, TYT fizikte işlem sorusu sormuyor. Hemen 2022 en son sınavın fizik sorularına bakalım. Bakın arkadaşlar. Bakın, bakın, bakın. Görüyor musunuz? Bu sorularda bırakın işlemi, ee, sayı görmek bile zor. Sayı bile yok neredeyse sorularda. Sizlerin fizik netlerin yerinde saymasının veya artmamasının hatta belki de azalmasının bir sebebini düşünüyorsanız bu sebep yüksek ihtimalle formül ve işlem dolu yanlış kitaplarda vakit kaybediyor olmanızdan arkadaşlar. Parafrenlerin bu işlemsiz fizik soru kütüphanesi sadece yorum sorularından oluşuyor. Çok kalın da bir kitap değil aslında kolay bitirebileceğiniz bir kitap. Her konu başlığından yeterince soruya yer verilmiş ama çok daha abartılmamış kitap. Hani yorum sorusu da sonuçta zihni gerçekten Meşgul eden bir soru tarzı İşlemde belki formülü biliyorsun İşlemleri yerine koyup tak tak yapıp geçiyorsun ama Yorumda zihin aktif çalışıyor Bu kitapta arkadaşlar 3 farklı test tipi var Çekirdek testler, atom testler ve modern testler Çekirdek testler, mavi renkli testler Ve bu mavi renkli testlerde Konuyu, kavramları Öğreniyorsunuz adeta konu anlatımının bir devamı gibi Buradaki soruları çözerken öğrenmeye devam ediyorsunuz Kırmızı renkteki bu atom testlerde ise Arkadaşlar mavi testlerde öğrendiğiniz Bilgileri pekiştiriyorsunuz en son ise ne dedik? Modern testler. Modern testler bu yeşil renkli testler ve burada da ÖSYM standartlarına uygun yorum sorularıyla sınavdaki her türlü yorum sorusuna, fizikteki yorum sorusuna hazırlıklı hale geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kitapta da yani işlemdir, formüldür olabildiğince kaçınılmış. Tabii ki fizik formülsüz olmaz ama o formülleri yorumlayarak soruyu çözülmesi gerekiyor. Öyle e, işi yerine sayıları yerine koy, çözüme git gibi bir şey söz konusu değil bu kitapta. Siz de arkadaşlar TT fizikle ilgili sorun sıkıntı yaşıyorsanız e, bu kitabı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi bir diğer sorumuz arkadaşlar konuları ne zaman bitirelim? Ben önceden bu soruya şöyle cevap verirdim. Yani konular kalkmadan önce mayısın ortasına, mümkünse mayısın ortasına bitsin. Hani sınava bir ay kala. En kötü ihtimalle yani en geç ihtimalle mayıs sonuna bitmiş olsun derdim. Şimdi ama bunu güncellememiz gerekiyor. Büyük bir kısım kalktı. E, fen adına olsun, matematik adına olsun. Sözeller gerçi çok etkilenmedi. Edebiyat, tarih, coğrafyadan öyle aşırı kalkan bir konu yoğunluğu yok ama şöyle diyebiliriz bu sefer. Nisan ortası en geç Nisan sonu konular bitmiş olsun. Mayıs'a konu kalmasın ki arkadaşlar sizler de envanterlerinize artı birer soru bankası ekleyin. Yani artık matematikten artı birer soru bankası çözün. Yine fenden, fizik, kimya, biyolojiden artı birer AYT soru bankası bitirin. Mevcutta 3 matematik bitirmek istiyorsanız bunu 4'e çıkarın. 2'şer fen çözüyorsanız bunu 3'er fene çıkarın. O kalan zaman diliminde de o e, soru bankalarını bitirmeye odaklanın. Hem baştan sona bir tekrar atmış olursunuz. Çok iyi gelir bu size. Yine o süreçte Mayıs ayı içerisinde Nisan'ın ortasında bitirdin diyelim. İşte 2 ay gibi bir süre var. O 2 ay gibi bir sürede artı birer soru bankası çözün. Baştan sona hem bir tekrar olur. Ve o süreçte ne yapacaksınız? İnanılmaz derecede seri denemelere yükleneceksiniz. Şimdi oraya geliyoruz zaten. Seri deneme nedir? Seri bir şekilde deneme çözdüğün aydır arkadaşlar veya aylardır. Artık önceden bu bir ay kadar gibi bir süreydi. Tabi konular kalkınca bu iki ay gibi bir süreye çıkabilir. Bu da biraz sıkıcı olabilir ama... Deneme netlerinin en çok artış yaşadığı... Netlerde en çok artış yaşadığımız, en çok geliştiğimiz zamanlarda bu zamanlar oluyor arkadaşlar. Yani... Siz belki sınava bir ay kala, iki ay kalaya kadar hala istediğiniz netlere uzak olabilirsiniz ama lütfen pes etmeyin. Öyle bir zaman geliyor ki bu denemeleri çözmeye başladığınız zaman netlerin nasıl yükseldiğini siz bile anlam veremiyorsunuz. Ama gerçekten yeteri kadar yoğunlukta bir e, deneme çözüyor olmanız lazım. Nedir o yeteri yoğunluk? Özellikle Mart ayından başlayalım arkadaşlar. Mart ayı ile beraber artık her hafta e, bir TYT genel denemesi, 1-2 adet TYT Türkçe denemesi, 2-3 tane TYT matematik denemesi çözüyor olmanız lazım ve yine mart ayında kesinlikle AYT denemelerine genel deneme olsun, branş deneme olsun. Yavaştan ufaktan ufaktan başlıyor olmanız lazım. Başlamadıysanız. Zaten başladıysanız bunları da gitgide konularda ilerledikçe sayılarını arttırıyor olmanız lazım. Yine e, Türkçe adına hazırlıklı olmak için e, ALES sınavlarına göz atmanızı öneririm. Nisan Mayıs ayları içerisinde ALES sınavları var. Zorluk seviyesi yüksek sınavlar YKS'ye göre ama sizi hazırlıklıklar her türlü şeye. Biz ayı ile beraber arkadaşlar hem çıkmış soruları çözmeye başlayacaksınız. 2018'den 2022'ye kadarki olan TYT AYT'ler önceliğiniz olsun. E, ama bana kalırsa bir 10 sene kadar geriye gitmekte fayda var. Yani ise 2013 2023 arasını çözmekte fayda var. O YGS, LYS demeden ayırt etmeden tabii ki TET'yi daha bir dikkatle çözelim. Yine bu denemeleri tabii ki sınavdaymış gibi süre tutarak bunlara dikkat ederek çözeceğiz. Mayıs ayındaki arkadaşlar yoğunluğa gelince haftada arkadaşlar hazırsanız şöyle bir şey olmalı bence. Mesela. Pazartesi TT genel deneme, salı AYT genel deneme. Çarşamba TT genel, perşembe AYT genel. Böyle böyle bir gün TT genel, bir gün AYT genel gitmeli artık. E, sınava bir ay kala falan bu yoğunluğa bence ulaşmanız gerekiyor. Çok yoğun, zor biliyorum ama e, bu yoğunluğu kaldırırsanız arkadaşlar netlerin inanılmaz fırladığını göreceksiniz. Tabii ki sadece genel denemede değil. Bunlara eksik olduğunuz derslerde, netlerinizin diğer derslere göre daha düşük olduğu derslerde de e, branş denemelerini eklemelisiniz. Örnek veriyorum AYT'de sen e, mesela 30 matematik yaptın, 20 fen yaptın. Allah Allah 20 fen nerede? 30 matematik nerede senin? Bayağı bir fen branş denemesi çözmen lazım AYT'den veya fizikte ise sıkıntı. Fizik branş denemesi çözmen lazım. Genellerin haricindeki çözdüğünüz branş denemelerinde sıkıntılı olduğunuz derslere göre arttırıp azaltın. O yüzden onlarla ilgili bir sayı söylemeyeceğim şu an ama ilerleyen haftalarda onlarla ilgili bir programda yapacağım. Arkadaşlar benim bu videoda sizlere anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Lütfen sonraki videolarda ne tarz içerikler görmek istediğinizi yorumlar kısmında belirtin. Ona göre ben de içerikleri üreteyim sizler için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.